O zaman karargâha gitsem. Bir an önce git, hayırlı haberlerle dön inşallah. Alayım. Ben de sizinle geleyim. Lüzum yok Yakup. Sen evde kal. Azize'yi yalnız bırakma. Emredersiniz. Karşı karşıya kaldığımız durumun vehametinin farkında mısınız kumandan Filipo? Bu denli yüksek rütbelerde benzeri bir vakaya hiç rastlamamıştık. Haklısınız Sayın Yargıç. Elbette farkındayım. Sizce Azize Hanım yüzbaşı Yanni hakkında söyledikleri doku mu? Bu Yanni ile ilgili duyduğum ilk resalet değil. General Cevdet gibi değerli bir kumandanı açıkçası uçkuruna sahip çıkamayan bir serseğin yüzünden kaybetmek istemem. Generali kaybedip kaybetmemekten söz ediyorsanız meselenin vehametini hiç anlamamışsınız demektir kumandan. Bir yüzbaşının bir generalin Türk esine tecavüz ettiği haberi müttefiklerimiz arasında nasıl bir infial yaratır düşünebiliyor musunuz? Korkunç. Belki de en doğrusu adi bir gerekçe gösterip meselenin üstünü örtmek. Kesinlikle. Bir generalden ya da yüzbaşıdan öte bu mesele doğrudan Yunan ordusunu ilgilendiriyor. Bize düşen bazen de görmezden gelmektir. Fakat sebep bu değilse de vukuatın kendisi bütün seyirde duyuldu. Generalle ilgili karar verirken bunu dikkate almak gerekir. Hiçbir şey yapmamız gibi davranamayız. Şu hale bakın. Ankara'yı bitirecek taarruzun eşiğindeyiz. Başımıza gelene bakın. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayrola efeler? Dertlisiniz. Yunan bir iki güne kadar Ankara ordusunun üstüne taarruza geçecekmiş. Biz de harp bu kadar dibimizdeyken boş boş oturup duracak mıyız diye dertleniyorduk. Bize haber yollayan, yardım isteyen oldu mu? Olmadı. Demek ki lüzum da görünmemiş. Demek ki bu sade Ankara'nın harbi. Kastan, eğer bu harp kazanılırsa Kuvayi Milliye'ye İzmir yolu açılır. Belki de Yunan'ı kökünden kazıyıp atmak mümkün olurdu Aslanlı. Belki de harp biter. Adil bir memleket kurulur da biz de böyle keçi gibi dağlarda yaşamaktan kurtuluruz. Sofu, hayırdır yaşlandığında efelik ağır mı gelmeye başladı? Haşa be, Dağıstan. Biz dağlara çıkarken senin gibi bey değildik. Osmanlı ile takıştık, ağalarla takıştık diye vurduk tüfeği sırtımıza. Yoksa ne işimiz olurdu? Şimdi de düşmanı bu topraklardan def edip o tüfeği duvara asmanın vakti gelmedi mi? Hem sonrasında Sofu'yu İzmir'e imam yaparız. Demirci zaten nalbant olur. Sen de berber olursun. Aynanın karşısında her gün saçını tara dur. Olur. Sen de bu çiftlikte artık yiğit değil. At beslersin. Kurşun atmaz ekim biçersin. Varsın bu dağlar bizim namımızı unutsun. En azından günü geldiğinde huzur ve hürriyet içinde yatağımızda can veririz. Benim tüfeğin tekaüte ayrılmasına daha var. Ankara benden yardım isterse o zaman düşünürüz. Hadi eyvallah. Aziz
Hanım yaralı her zaman bir çare bulmuştur. Siz merak etmeyin. Yok bu seferki başka Yakup. Cevdet mi acaba? Hadi bakalım. İyi akşamlar Yüzbaşı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok fena hadiseler yaşanmış. Geçmiş olsun. Ama Miralı'yı serbest bırakmışlar duyduğuma göre. Serbest bıraktılar lakin görevini iade edilmedi. Nasıl? Bir istişare kurulu toplanmış. Miralay neticeyi öğrenmeye karargâha gitti. Dördüncü kol ordunun başında Miralay olmayabilir. Öyle mi? Maalesef böyle bir ihtimal var. Bu felaket olur. Kumandanım. Ankara'dan gelen cephanenin hepsi bu mu? Evet paşam. 4 hafif makinalı tüfek, 500 piyade tüfeği. Memleketin imkanı bu kadar. Şikayet etmeye hakkımız yok. Bu sadece Türk-Yunan savaşı değil yüzbaşı. Bu zenginle yoksulun savaşı. Cephanemiz düşmandan az oluversin paşam. Cesaretimiz daha çok. Cephanemizin azlığını canımızı feda ederek kapatırız gerekirse. Kapatırız evelallah. Lakin belki durumumuz sandığımız kadar vahim değildir. Ali Fuat Paşa'dan gelen malumata göre 4. kol ordunun başından General Stefanos alınmış. Bu iyi bir şey mi paşam? Yunan ordusunda işler karışık yüzbaşı. İyi tabii. Generalim, Kumandan Filipos sizi bekliyor. Kumandan. General. Size iyi bir haber verecek olmanın mutluluğu içerisindeyim. Sizin gibi değerli bir generali kaybetmek istemiyoruz. Hele hele vasat ve sicili kirli bir yüzbaşı için. Dolayısıyla bu davayı kapatacağız. Sağ olun kumandan. Ancak yüzbaşı Yanis'i çekip vurmanız bütün orduda duyuldu. Bu sebepledir ki soruşturma tamamlanana kadar geçici bir süre bütün görevlerinizden alındınız. Buna 4. kol ordu kumandanlığı da dahil. Sizi şu anda 4. kol ordunun başına getirmek orduda bir infial yaratır. Kumandan ordumuzun bana ihtiyacı var. Hele ki taarruz tarihi bu kadar yakınken. Kol orduyu komuta edecek bir general nasıl bulacaksınız? Buldum bile. Ben. Bizzat 4. kol ordunun başına ben geçeceğim general. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.